Herkese selamlar dostlar. 25 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdealden, yüksek orandan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlayalım ve önceki bilenleri açıklayalım. Skor yarışmamız burada. Leipzig ile Real Madrid'in maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Önceki bilenleri açıklayalım. Fenerbahçe maçını bilen arkadaşımızlar. Bilenlerin arasından daha doğrusu Kasparov'la Özden Karayel isimli arkadaşımız. Napoli maçını bilen arkadaşımız da Fazlı Erdem isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden yazarsa katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Skor yarışmamızda Leipzig, Real Madrid bol şanslar efendim. Geçtim. Ne dedik başlıkta? Yüksek misli, yüksek kazanç şeklinde. Cumartesi yüksek, iki tane yüksek misli mücadelem vardı. Bir tanesi Nesineciler için Gladbach maçının KG varıydı. Yüksek güvence vardı benim için bu mücadelede. Çünkü her iki takımını da son maçtan izlemiştim. Gladbach takımında bir eksik olsa da gol atabileceğini düşünmüştüm. KG var olarak aldım. Avrupa yüksek mislinde Trabzon'un golü. Lyon maçına 1.5 üst, Freiburg maçına 1.5 üst olarak 1.72'den bunu da aldık. Cumartesinin yüksek mislisi başarılı. Geçelim pazarın yüksek mislisine. Pazarın yüksek mislisine baktığımız zaman da Galatasaray'ın 2 golü 1.39 gibi oranı vardır. Rolling de yaptım sizlere bunu. Galatasaray'ın burada atacağı 2 golü ben güveniyordum. Zaten erken dakikalarda attı. 2 tane iptal oldu. Maç hakkında konuşmaya çok gerek yok bence. 2 tane golü çok rahat bir şekilde geldi yüksek mislisi içinde. Avrupa için baktığımız zaman da toplam gol 1.5 üst. Leicester United'a 1.5 üst. Villarreal'in çifte şansını yine 1.74 gibi orandan aldık. Yüksek mislisinin amacı dediğim gibi en güvendiğimiz maçları veya gol beklentisi yüksek olan maçları ben ingir diyorum. Yani 1.5 üst 1.5 üst falan yapıyorum burada. Hop 1.82 oranına çıkartıyorum zaten. Kazanıyoruz. Yüksek mislisinin amacı zaten buradaki arkadaşların kasası sağlam. Basıyoruz alıyoruz hesabında. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve hafta sonu kombinelere baksın. Gelsin ekrana. Toplamda 4 tane ana kombine ve alternatif ideal olarak değerlendirdik bunları. Bir de ekstralar oluyordu tabii ki. Bu ana kombinelere baktığımız zaman da 4-3 olarak tamamlandı. Cumartesi sadece Freiburg'un KG varı gelmedi. Onun için Lyon'un KG varı geldi. Alternatif idealimiz geldi. Trabzon'un galibiyeti. Sizin ilk yarı galibiyetine. Pazar gününe baktığımız zaman da Leicester United'in KG varı. Galatasaray'ın 1.5 üstü olarak yaptım. Alternatif olarak da Villarreal'in son dakika gelen golüyle bu sefer de biz güldük. Ev sahibi 1.5 üstü getirdik. Lille maçı zaten 4-3 bitti. Çok güzel geldi. Güzel kazançlar sağlayanlar olmuş. Tebrik edelim arkadaşlar diyerekten geçtim. Ve pazarın şöyle genel rapora baktığımız zaman da full kaçtı. Çok güzel oranlar da var açıkçası. Roma Napoli maçına doğrudan Mason 2 verdim mesela. O da güzel geldi mesela. Güzel oranlarımız da var. Yüksek oranlar idealleri şeklinde. 10'da 8 oldu. %80'de kaldı. Şöyle Aston Villa maçı 4-0 bitti. Bir gole gitti. Real Betis de hatadan, kornerden falan gol yiyince o da maalesef kaçtı. Tebrik edelim ve diğer devam edelim. Sizlerden ricam videoya artı 400 like arkadaşlar. Şöyle ekrana bir artı 400 like yazısı gelsin. Siz de bizlere bir tıklatıverin orada. Like'ları aldıysak geçelim diyerekten maçlarımıza. İsterseniz başlayalım ama like atmayı unutmayalım lütfen. Leipzig ile Real Madrid'in U19 maçı. Bakın bu maçı özellikle aldım. Çünkü izledim. Real Madrid U19'u izledim. İki maçını izledim. Ben samimi söylüyorum. Real Madrid şu U19 takımını çıkartalım. Süper Lig'de kaç takım var? 18 takım var. 15'ini haşat eder. Bak net konuşuyorum. Siz de bir izleyin mutlaka. Yani denk gelirse bir izleyin. Ben TV8.5'da bir izledim. Denk geldi. Ondan sonra tekrar bir kaçak yayın buldum. Tekrar izledim bir maçını. Muazzam bir oyun oynuyorlar. Yani zaten hepsinin galibiyet gelmesi çok normal. Ben burada şöyle oran da yok. Ne açarlar bilmiyorum. 2 ve 2.5 üst olaraktan da. Yani Real Madrid tarafına gittim. Real Madrid'in atacağı 3 gol bile değerlendirebilir burada. U19 maçı bakın. Atlamayın hemen. Leipzig maçını ayrıca anlatacağım. U19 maçı yani muazzam bir oyun sergiliyor. 4-5 tane eleman yazdım hatta not aldım o gün. İsimleri aklımda yok. Kadroya baksak hatırlarım şimdi de. Ya çok güzel futbol sergiliyor. O pasları yani 19 yaşında olduğuna bakmayın. Büyük yetenekler var bu kadroda. Yani yıllar sonra da önümüze çıkacak zaten. Hatta bak, maç golükten bakacağız. Aa, Real Madrid U19'unu oynamış. Kangal'da zamanında böyle bir şey demişti dersiniz. Çünkü inanılmaz bir takım oyunu var. Bireysel anlamda Caballos mu ne bir eleman vardı. Adam orta sahadan gitti 4-5 kişi çalınmayı patladı öyle söyleyeyim ben size. Yakında Real Madrid A takımından çıkardı bu oyuncuların çoğu. Sevilla ile Kopenhag mücadelesi. Şampiyonlar Ligi'nde yeni teknik adamıyla bir galibiyet alamayan bir Sevilla takımı var. Kadrosu kaliteli mi? Kaliteli. Real Madrid maçında da bir tane güzel bir gol attı. Lamela güzel pas attı. Gerçi golden çok pasın güzelliği orada ön plandaydı. Sevilla burada galibiyeti oynar mı? Oynar. Zaten puan durumuna baktığı zaman da ikisi de yan yana bu takımların. Burada Sevilla'nın ben galip gelmesini bekliyorum. Oranı da düşmüş açıkçası. Galip gelirken de burada 19-55 maçı olduğu için bir tanesi patlayabiliyor. Chelsea mi Sevilla mı? Birisi patlayacak bence. Ben bu mücadelenin çok patlayacağını düşünmüyorum. İyi oynayan bir Sevilla takımı
olacaktır bence bu maçta. Kopenhag'la oynayacaklar. Deplasmanda beraber kaldılar zaten Kopenhag'la oynadıkları maçta. Ben kendi ellerine biraz daha baskılı ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni teknik adamıyla ilk galibiyet yüzünü görür diye düşünüyorum. Sevilla takımı ev sahibi 1.5 üstü 1.48 gibi orandan tek tercih olarak öneriyorum. Bol şanslar. Celtic-Shakhtar mücadelesi. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman da Shakhtar'ın burada kaybetmesi, Celtic'in de son maçta ekstra bir olay yaparaktan da en azından 3. olarak gruplardan Avrupa'ya kalması bekleniyor Celtic tarafında. Celtic'e baktığımız zaman kendi evindeki oynadığı maçlara bakalım arkadaşlar şimdi. Celtic'in kadrosu inanılmaz kaliteli. Hafta sonunda da oynadığı maçta ufak bir rotasyon yaptı. 4-3 gibi skorla kazanmasını bildiler. Shakhtar'la oynayacaklar. Zaten burada Celtic'in kaybedeceği bir şey kalmadı doğru düzgün. Berabere kalsa zaten gidiyor her türlü. Burada mutlak galibiyeti oynayacak bir Celtic takımı var. Umutlarını son maça taşımak için. Ben burada Celtic'in önceki maçlarından referans alalım. Kendi evindeki oynadığı Real Madrid maçı. Real Madrid deliyordu. 3-0 baktığına bakmayın. Real Madrid ağır deliyordu. Leipzig maçında kaçan pozisyonlar, ne diyeyim yani, o kadar KG varından yattım o maçın. Yani Celtic o maçta oynadı. Kale dibinden kaçırdı. Direklere vurdu. Dönen topla tekrar direğe vurdu. Öyle bir mücadeleydi. Ben burada Celtic'in oyununu kendince sergileyerekten de yine Celtic'in buradan güzel oranıyla birlikte, bakın oran çok güzel. Ev sahibi 1.5 üstü 1.59 gibi orandan Celtic tarafındayım. Hatta alternatif kombinemede bu mücadele direkt Celtic'in 1.5 üstü 1.2.5 üstü olaraktan da tekli bir tercih olarak da yapılabiliriz diyerek düşünüyorum. Hatta sizlere de söylemiş olalım. 1 ve 2.5 üstü yaparsak bu mücadeleye 2.38'de oranı var. Bilginize, almak isteyenlere duyurulur. Leipzig-Real Madrid mücadelesi. Bu maçta da bence Leipzig biraz oynamak isteyecek. Oynamak isteyeceği için mücadelenin ben golle geçmesini bekliyorum. Sırf Leipzig'in oynayacağı için, yoksa Leipzig kapanırsa Real Madrid zaten zirveyi almış götürmüş. Şampiyonlar Ligi'dir, Real Madrid'in kulvarıdır, Real Madrid babadır diyerekten de böyle bir giriş yapalım bu Real Madrid tarafına. Yani Valverde'nin inanılmaz bir performansı var. Son maçta da attığı bir gol var. Son maçlarda, son 3 maçında sanırım ceza sahası dışından 3 tane gol attı 3 maçta. Ya Real Madrid inanılmaz. Leipzig oynayacağı için bakın. Real Madrid çok basmaz zaten. Basarsa Leipzig de kontra bulacaktır. Ama burada Leipzig tarafı biraz daha bastıracağından dolayı bence basacaktır artık burada zaten. Real Madrid oynayacaklar. Arkada Shakhtar, Celtic var. Yenmeye oynayacaklar da bilmiyorum yenerler mi. Ben gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Leipzig tarafında da son maçta mesela Nkunku dinlendirildi. Güzel gollü bir maç bizleri bekliyor gibi düşünüyorum ben. 2.5 üstü tek tercih olarak aldım. 1.47 gibi orandan değerlendireceklere bol şanslar diyelim. Geçtim diğer mücadeleme, Dortmund'la City mücadelesine. City burada dediğim gibi herhangi bir hedefi kalmadı. Hafta sonunda oynadığı maçı kazandı. Tekrar oynayacağı maç önemli bir mücadele değil bence. Şöyle bakmıştım da tekrar bakayım, ismini unuttum. Leicester'la oynayacaklar deplasmanda. Yani City zaten darma duman eder Leicester'ı da. Burada nasıl bir tercih alabiliriz diye baktığım zaman da ben bir sürprizden kaçmak istiyorum. Şöyle bir tercih yaptım. Şöyle 1.40 oranı var bakın. İdealden tek tercih yapacağım mücadeleyi. Ben Manchester City'nin ilk yarı galip gelir mi bilmiyorum. Ama ilk yarıdan atacak bir gole 1.40 gibi oran açmışlar. Bence burada City takımı ilk yarıdan bir gol atar. Hatta aslar burada devreye girebilir. Haaland'dır vesairedir. İkinci yarı çıkabilirler. City bence ilk yarıdan tempo yüksek tutacaktır. Ve devrede atacağı bir gole burada 1.40 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirecekler aklını yatanlar. Bol şanslar efendim. Geçtim diğer mücadeleme. Paris'le Haifa mücadelesi. Ben bu maça yüksek oran tercih aldım. PSG'de Neymar hafta sonunda oynadığı maçta kaç cezalıysa dinlendi diyelim. Bu sezon iyi bir Neymar var maçta, maçlarda. Neymar da bu maçta oynayacaktır. Messi zaten inanılmaz asistler yapıyor. Mbappe son maçta karşı karşıya 4-5 tane gol kaçırdı. Ben bu goller kaçmazsa mücadelenin ilk yarıdan 2 gol olmasını beklerim. İlk yarı 1.5 üstü burada 1.67 gibi oranıyla. Oran bence yüksek 1.70 seviyelerinde. Burada PSG Haifa mücadelesinde, ki Haifa da atabilir bence. Paris çok yüklendiği için arkada çok boşluk veriyor. Haifa'nın 9 numarası vardı. İleride tek santrofor olarak besliyorlar bu adamı. Yani onu besledikleri zaman gol bulma ihtimalleri de çok yüksek, ki Paris'te boşluk veriyor. İlk yerden bence 2 gol mücadelede gelebilir. Zaten mücadelenin Paris'in atacağı 3 gole 1.30 gibi oran açmışlar. Ben dediğim gibi biraz daha oran yükseltmek adına burada Paris mücadelesini ilk yerden 2 gol alırım. 1.67 gibi orandan. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. Rolling'im diğer güne gelecek arkadaşlar. Bilginize. 6 adet mücadeleyi idealden yüksek oranlarıyla bahsettim. Aklınıza yatanlar istediği şekilde değerlendirebilir. Herhangi bir kombin önerisi yapmıyorum bu aralar videolarda. Rolling yapacağım zaten. Bir süre bakalım nereye kadar götürebileceğiz. Yarın rollingi de bu akşam veya yarın yayında olur. Değerlendirecek herkese bol şanslar efendim. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.
Özellikle şöyle artı 400 seviyesinde bir like gelirse çok memnun oluruz. Memnun edersiniz bizi. Değerlendireceklere bol şanslar. Yazdığınız gibi gelsin diyelim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.